Merhaba arkadaşlar. E, Bitcoin ile ilgili e, geçen videomda detaylı bilgiler verdim. E, şimdi de Bitcoin e, Wallet'in kurulması, download yapılması ile ilgili e, bilgiler vereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere e, Bitcoin Wallet'i e, Mac komputerlerde, e, Windows'da ve Linux sistemlerinde e, indirilip kurulup çalıştırılabiliyor. E, nasıl kuracağız bunu? Buna bakalım arkadaşlar. E, Bitcoin.com sitesinde Download tıklayacağız arkadaşlar burada. Bitcoin Core Wallet ve 2.0 versiyon 2.0'ı Download ile tıklayacağız arkadaşlar. Şimdi GitHub sitesine bir Bitcoin'in burada resmi geliştirici developer bölümü. Arkadaşlar burada birçok versiyonlarını bulabilirsiniz. Linux, bilgisayarlar için. Ve burada e, source kodları var, feed var, Windows 64 bit için, Windows 32 bit için, Mac, Linux, jQuery ve Bootstrap e, dosyaları var. Arkadaşlar eğer sizin e, bilgisayarınız ise Linux indireceksiniz. E, eğer ise Mac ya Windows'ta 32 bitse ya 64 bitse bunlardan birini indirip kuracaksınız arkadaşlar. E, ben e, benim bilgisayar Windows 64 bit ve bunu indirdim, kurdum. E, buna bakalım arkadaşlar. E, program bu program. Ee, ve şu anda 10.000 fitcoin attım e, içine ve e, şu anda stake durumunda yani stake yaptım 10.000 fitcoin'i. E, ee, bu e, Nasıldır program nasıl kullanılıyor? Bununla ilgili bilgi vereyim arkadaşlar. İlk önce bu programı e, e, exe dosyası. Bunu çalıştıracaksınız. E, burada sinkronizasyon olacaktır. E, bu sinkronize etmek e, neredeyse e, bir gün alabiliyor. E, çünkü internetin hızından asıl olarak bu güncel dosyaları indiriyor ve e, kuruyor. E, ben de internet hızı zayıf olduğundan dolayı e, bir günü buldu. Şimdi arkadaşlar bakalım nasıldır burada. Dashboard bölümü var. Ve para gönderimi bölümü var. Send bölümü var burada. Ve receive bölümü var. Receive bölümü var. Receive bölümünde görebilirsiniz. Transaction bölümü var. Hangiler nereye gel geldiyse. Master node bölümü var arkadaşlar ve sistemin aşağısına bakarsak programın aşağısına bakarsak burada fit coin'i görüyorsunuz burada staking is active yani stake aktif durumda şu an burada 16 tane network'e bağlandığını gösteriyor ve sinhronizasyon işleminin bittiğini ve 547.412 bloğun tarihinin artık benim bilgisayara indirildiğini söylüyor yani aktif durumda şu anda ve siz de görüyor gördüğünüz gibi eviyebil balansımda 10.000 coin var ve bu a, geldi a, geldi ulaştığı yerine. Şimdi arkadaşlar a, bakalım a, nasıl çalışıyor sistem. Şimdi coin'i buraya attıktan sonra gönderdikten sonra buraya düştüğü zaman a, artık sizin stake durumunuz başlıyor. A, siz istediğiniz zaman stake'i durdurabilir ya da devam ettirebilirsiniz arkadaşlar. Stake günlük olarak 24 saat bilgisayarınızın açık olması gerekiyor. Ya da RDP kullanıyorsanız, RDP sunucularda da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu tür stake rewardlarınız burada gözükecektir. Master node rewardlarınız da burada gözükecektir arkadaşlar. Master node için 400 bin coin gerekli. Bunu biliyorsunuz. Geçen videoda anlatmıştım. 400 bin coininizi buraya göndermeniz ve master node kilitlemeniz lazım yani master node burası arkadaşlar. Burada bu belli bilgiler buraya düşer ve siz start missing diyerek bunu başlatabilirsiniz. Update status diyerek statüsüne bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bakalım şimdi send bölümüne bakalım arkadaşlar. Send bölümüne geldiğimiz zaman biz kendi token'larımızı başka birilerine gönderebiliyoruz arkadaşlar. Pay to dediğimiz yere yani buraya burada da yazmış arkadaşlar buraya adresi yazıyoruz karşı kişinin feed coin adresini yazıyoruz cüzdanını ve burada label oluşturuyoruz eğer istiyorsak yani bunun talep varsa ve burada miktarı yazıyoruz mesela diyelim ki bin feed coin göndermek istiyoruz ve geliyoruz bu hisseye burada arkadaşlar hızlı gönderim var ve normal gönderim var. Şimdi Swiftix'i tıklamadığımız zaman burada fast fast ve slow gönderimler var arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi bu bu çok düşük oluyor ama hızı da zaten onun için değişiyor. Ama bu Swiftix'i tıkladığımız zaman transaction fee 0.01 ödememiz gerekiyor ve estimated 6 confirmation yani neredeyse 6 onaylamaya sizin paranız yatar. Yani çok bu da çok kısa sürer arkadaşlar. Zaten 0.01 fitcoin çok çok azdır yani sıfırın bile altındadır yani çünkü bir coin şu anda bir fitcoin şu anda borsalarda 43 50 satış arası değişiyor fiyatı bu yüzden yani 0.01 çok aşağıdır fiyat sonra yazdıktan sonra buraya send düğmesine tıklayacaksınız yani gönder diyeceksiniz ve gönderecektir arkadaşlar ya da sizin eğer bu hesap sizin işte kullanıcılarınız mı ya kendi rehberinizde mi saklıysa buradan da seçip gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada rehber e, ilave edebilirsiniz. E, buraya e, label'lar ilave edebilirsiniz. Mesela diyelim ki işte e, birisine gönderiyorsunuz. Burada onun ismini yazınız. Burada da cüzdan adresini yazınız ve e, hep o cüzdan adresini aramıyorsunuz. Buradan bulabiliyorsunuz arkadaşlar ve gönderiyorsunuz. E, sonra receive bölümü var arkadaşlar. Receive bölümü nedir? Receive bölümü de bu ki e, burada <laughs> isimleri talep edebiliyorsunuz. Reguist Payment dediğimiz zaman mesela diyelim ki buraya yazdığınız birinin ismini burada adresini yazdınız. Burada talep edeceğiniz diyelim ki 10.000 Bitcoin yazdınız. Burada mesaj bölümüne yazdınız ki işte bu nedenlerle dolayı işte istiyorum ve buraya Reguist Payment dediğiniz zaman ve gidiyor. Buraya Reus and Extend Receiving Adres olduğu yani bu Natrakemont yazmışlar zaten. Evet arkadaşlar burada da receiving adresleri görebilirsiniz buraya tıkladığınız zaman kendi fitcoin adreslerinizi burada göreceksiniz İstediğiniz kadar ilave edebilirsiniz arkadaşlar ve bu adreslerinize gönderildiği zaman sizin balansınıza yansıyacaktır requested payment history yani buraya siz talep ettiğiniz paymentlerin historisini gösteriyor burada arkadaşlar. Translation bölümüne bakalım arkadaşlar. Translation bölümünde gönderimin tarihi, gönderim ile ilgili bilgi, gönderimin yeri, hangi cüzdanıza yani geldi. Burada bu tarihleri Translation bölümünde gel gitleri görebiliyoruz. Yani sent ve receive'ları Translation bölümünde görebiliyoruz arkadaşlar. Ve burada eğer... Tool kullanırsanız Tool bölümüne gelip burada herhangi bir Debug konsol kullanabilirsiniz arkadaşlar. Network Monitor görebilirsiniz arkadaşlar. Network Monitor'da bakın burada hızları görebiliyorsunuz. Burada Bitcoin ile ilgili diğer bilgileri bağlantıları görebiliyorsunuz. Master node'u görebiliyorsunuz. 913 şu an aktif master node yapanlar var arkadaşlar. Burada blokları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Konsol bölümünde bunları da yapabilirsiniz. Pierce bölümünde arkadaşlar burada adresleri görebilirsiniz yani bu networklara bağlanmış ve bunlarla bilgiler gidiyor. Burada Wallet Repair bölümünde de e, burada yazılan işlemleri yapabilirsiniz. E, salvage Wallet diyebilirsiniz. E, Rescan Blockchain File diyebilirsiniz. E, recover yani e, siz transkationlarınızı e, recover yapabilirsiniz. E, wallet formatını upgrade yapabilirsiniz. Yeniden indeksi e, yapabilirsiniz arkadaşlar ve e, Local Blockchain Folder'ını silebilirsiniz arkadaşlar Wallet Repair bölümünde ve e, bu işleri yapabilirsiniz. Burada open e, wallet configuration, show automatic e, backup, blockchain explorer ve bunları da görebilirsiniz arkadaşlar. Blockchain explorer'a tıkladığınız zaman da e, burada blokları görebilirsiniz. E, Blok ölçüsünü, e, buradaki e, diğer işlemleri işte e, görebilirsiniz arkadaşlar eee versiyonu kaçtır? Hash gücü kaçtır? Eee gücü kaçtır? Bunlarla ilgili bilgileri arkadaşlar bulabilirsiniz burada da. Help bölümünde de burada ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Ayarlar kısmına geldiğinizde wallet'inizi encrypt yapabilirsiniz. Yani şifreleyebilirsiniz. Ve burada şifrenin işte özelliklerini, şifrelerini değiştirebilirsiniz. Burada diğer şifreleme tipleri var ve burada backup wallet var siz walletinizi backup yapıp sonradan buraya ekleyebilirsiniz arkadaşlar sending receivis adresleri var multi multi signature creation bölümü var Verify message bölümü var arkadaşlar bunları da bu türde kullanabilirsiniz herkese bol kazançlar arz edelim fitkoyinde master da yapabilirsiniz stake yapabilirsiniz bunlarla ilgili diğer videolarında da göstereceğim işlemlerin yapılması ile ilgili ee, şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ee, herhangi bir sıkıntınız olduğu zaman videonun yorum kısmına yazın. Ee, oraya bakıp hallederiz. İyi günler, bol kazançlar herkese. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.